çoluk çocuğun ilanını okuyamıyorlar. Doğru düzgün bir yaşantı yaşayamıyorlar. İşim cezaevinde. Ben bir gün ayağımı kestim, hastaneye gidemedim. Şimdi arkamda gördüğünüz tabelada Alev Sokak yazıyor. Burası genellikle girilemez ve tehlikeli bilinen o sokağa doğru yürüyüşe geçiyoruz. Gecesini görmeye iniyoruz. Hayırdır kardeş, neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Mahalleyi çekiyoruz abi. Mahallenin neyi çekiyorsun baba? Kolu bacağı kırıldı, diyor ki Kuştepe böyle böyle. Adam gibi gel, selamını ver, git kardeşim. Gece falan mesela rahat mısın? Bence çok güzel. Ben buradan başka bir yerde yaşayamam. Kastamonu böyle akkari şırna, kafamız nereye eserse. Ben bu mahalleye bedel ödüyorum. Gel. Bayat ekmek yiyoruz, iki günlük ekmek. Haydar askere uğruyoruz bugün. Bravo. Ölür. Ölüme bırakırsın yani. Afrika gibi ölüp git orada öl dersin. Gençlerimizi kurtarın Bayat'ta. Gençlerimiz Çöştepe'de harcanıyor. Ben silah tutuyorlar. Paralar yapılır, ne olur bana söylesene. Bilmiyorsun. Bilemezsiniz zaten. Gerek yok. Fakirlerin halini görsün abi. Bir yardımcı olsun ya. Bizim yaşadığımız yere bir gelsin, bir görsün. Öyle kalabalık bir şekilde geldiniz. Ya kardeşim, bizim cenazemiz var. Polis mobesi de yüzümüze gülmüş. Kanlı doyanlar erkenden ölmüş. Ama sen farklı davranıyorsun. Farklı olur. Farklı olur kardeşim. Mahallede bir cenaze var. Bir lokuş var ya bu lokuş. Besmelesiz çıkılmaz. Buradan bütün sosyal medya alemine selam gönderiyorum. Şu anda inanılmaz bir sıcak var. Sonunda karakollar gelmiş. Bizim mahallemizi ele almaya çalıştılar. Geçim böyle sağlanıyor burada. Gel. Ben isim vermiyorum. Dur bir dakika. Eğer beni susturacaksan sana yarışırım. Sıkıntı yok. Sakın unutma. Kuştepe'de gece hayatını çekelim dedi. Kendimi berber olarak kurdum. Bravo. Kanalını takip edin. İnsanların cesaret etmediği yerlere kendileri giriyorlar. Bu videonun altına yorum yap, beğeni yap, buraya çık gel. Buradayız. Gücü üstümde, emanetim belimde, her şey yerinde, mahallemin içinde. Hayallerde şöyle bir şey de güzel olurdu ama ne yazık ki buymuş. Abi oraya hemen bir tane böyle duygusal bir müzik. Değil mi abi? Şimdi bazı sesler eşliğinde videomuza giriş yapalım. Kuştepe'deyiz. Burada gündüz bir çekim yapmıştık ve inanılmaz bir ilgi olduğunu gördük. Hatta o videoda size de sormuştum. Bir de gece videosu çekelim mi diye. Aranızdan çok fazla sayıda insan burada bir de gece videosu çekin demişti. Bunun üzerine biz de buraya geldik tekrar ve burada gece hayatını çekeceğiz bugün. Herkes şu anda yine bizde. Emre. Herkese merhabalar. Emre'yi zaten artık tanıyorsunuz. Emre'yi evet tanıyorum. Bu arada Fatih abi de bizde. Bir önceki videoda da aslında bizdeydi. Biraz daha arka plandaydı. Bugün biraz daha ön planda. Evet, Kuştepe'ye geldin. Oraya aşağı indin. Buraya niye gelmedin? Değirmeden gelmediğimi söyleyecek miyim sana? Evet. Söyle. Sıkıntı yaparlar diye girmek istedim. Ne? Bak, ben bu mahalleye bedel ödüyorum. Gel. Burada bizim analarımız, başılarımız. Biz burada aileyiz. Benim çocuklarım orada. Bugün cumartesi. Romanlarda ne var? Arkadaki seslerden de anlayabileceğiniz gibi. Düğünümüz var Mert. Doğru mu kardeşim? Senin buraya gelmenin sebebi. Videolarını ben seni diyorum senin. Çok iyi. Buralı olarak, mahalleye gönül vermiş biri olarak senin fikrin de benim için önemli. Sen ne düşünüyorsun bizim yaptığımız videolar hakkında? Sen ne insansın, ben ne insansın. Şimdi sen bana nasıl yaklaşıyorsan ben de sana aynı şekilde yaklaşırım. Ama sen farklı yaklaşırsan... İzleyicilere de klişe gibi gelecek aslında bu sözler ama evet. O kadar çok tekrarlanıyor ki bu mahallelerde böyle bir gerçek olduğunu gösteriyor. Bazı olaylar oldu. 2010-2011'de çok olaylar oldu. Şu anda 2011'de. Son duraktayız. Son durak kara toprak. Oradan son durak yani burası. Evet, son durak kara toprak kardeşim. Çünkü son durak dendiğinde insanlar bir duruyor sanki. Ben bir İstanbullu değilim ama İstanbul'da öyle bir şey var. Son durak dendiğinde insanlar duruyor. Bunun da nedenini merak ettim. Böyle açıklıyorsun. Evet. Ben sana gerçeği açıklamak zorundayım. Evet. Çünkü bizim mahallemizde bir şey olduğu zaman bilir. Ama birbirimizle tabii ki kavga ediyoruz. Ya edeceğiz, kavga edeceğiz. Bunlar olmadığı zaman zaten bir sıkıntı var. Kavga edeceğiz, tartışacağız, bağırışacağız. Bir saat sonra tak gel kardeşim bitti. Burada öyle bir şey yok. Kin yok, nefret yok. Biz burada kardeşiz Mert. Ben seni seyredim, ben sana hayran kaldım. Bakış açın senin çok yürekten, içten bir insani olarak. Bazı insanlar diyor ki buraya girme, giremezsin. Veyahut da bilmem ne yapamazsın. Neden yapamazsın? Kardeş. Dışarıdan geldin. Hiçbir şekilde dışlamayız.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ye, iç. Ama sen farklı davranırsan Mert farklı olur. Farklı olur kardeşim. Ona göre sana bir karşılık olur. Karşılık olur. Gerçekten insanların içine girip gerçek yüzünü ortaya koyuyorsun ya. Gerçekten müthiş adamsın. Olabildiğince yani bir şeye bir şey katmadan. Relaxsın. Yargılama amacı falan yok, yok zaten. Tamamen hani sen, siz ne söylemek aynen istiyorsunuz ben onu mahallede, merak ediyorum. Mahallede ne yaşanıyor, evet, ne evet, yaşanmıyor evet, onları sen ortaya koyuyorsun. Ya ben çünkü şu yüzden ortaya koyuyorum. Ben merak ediyorum evet ama bu videoları izleyen şimdi milyonlar oldu. Ama evet, ben onların da merak ettiğini düşünerek zaten sizin görüşünüzü mahalleli olarak sormak doğru, istiyorum. Doğru, yani gerçekten doğru. Ben evet, aa burası iyiymiş neden iyi, kötüymüş neden kötü demek değil de tamamen sen abi burada ne yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun? Mahalle bizim mahalle, hiç sıkıntı yok Mert. Yanlış anlama, ben bu mahalleye bedel ödedim. 25 sene ceza aldım. 2010'da bazı kişiler bizim mahallemizi ele almaya çalıştılar. Ben 25 sene ceza aldım, yattım. 15 sene yattım. Bugün bizim günümüz cumartesi. 2'ye 3'e kadar. Cumartesileri evet, 2'ye 3'e doğru kadar sokakta evet, hayat sokaktayız var. Biraz sonra hanım gelecek, yengemler gelecek. Tak oraya bir halı serecekler. Bitti iş. Öyle mi? Oturacaklar, çekirdek, bekledek, muhabbet, sohbet. Yazın böyleyiz. Kışında evimizdeyiz ama misafirperver olarak evimizdeyiz. Evet. Eyvallah kardeşim benim. Seni seviyorum ben. İnsanlara yaklaşımın çok belli. Allah senin kalbine göre versin. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Şimdi bugün mahallede bir düğün var. Bir asker uğurlama var. Bir de cenaze var. Bambaşka cenaze duygular yaşanıyor olacak muhtemelen mahallede. Şimdi başlayacağız. Gürkan ve Murat'la. Mert abi herkes soruyor akşam ne zaman gelecek. Dedim ki illa bir ara gelecek. Sonra bir baktım. Cenaze olayını ben unuttum. Oraya girmeyeceğiz. Oraya girmeden. Cenazeye girmeyeceğiz. Aynen kardeşim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz de. Mert'im görüşürüz. Var mı isteyin de? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Oo. Bir şey yapmaz ya. Bağlıysa sorun yok da. Zincir açıkken öyle demez. Kolay gelsin gençler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradan bütün sosyal medya alemine selam gönderiyorum. Parayı bulun. Görüşürüz. Can canlı yayın nerede biliyor musunuz? An olarak an verin. 100 milyon telefonla ne yapıyorsun? Çeksene onu bir çek. Işıkmış. Benim içtiğimiz kimse içemezsiniz. Hadi görüşürüz. Kuştepe gece hayatı başladı. Bence hızlı geçiyor. Ve insanlar yavaş yavaş moduna girmeye başlamış. Yani gece alemi şu an daha farklı olacak. Kuştepe için bir önceki videoda Gürkan geceleri hızlı oluyor demiştiniz. Aksiyonlu abi. Şu an hızlı mahalle neresi biliyor musun? İlk sabah girdiğimiz mahalle. Aşağısı. Şimdi Şampiyonlar Ligi herkes sokaklarda. Şampiyonlar Ligi. Fena bir olsan. Abi işte. Her ne istiyorsan var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Tamam. Bakalım neler göreceğiz. Bir önceki videoda biliyorsunuz Aşkın abiyle birlikteydik. Tam bu noktada Kuştepe videosunu gündüz vakti tam bu noktada açtık. Zaten mahallenin de göbeği en aşağı kısmı burası. İyisin abi. İyiyiz çok ustasınız. İyisin. Bugün de gece hayatını çekelim dedik. Duygu karmaşası var galiba mahallede. İki cenaze varmış sanırım. Evet. Düğün var, asker uğurlaması var. Yani... Her üst üste geldi. Cenab-ı Allah'ın takdir ilahi bir yerde üzülüyoruz, bir yerde seviniyoruz. Çok sevdiğimiz bir ablamız vefat etti. Mahalle halkı olarak da üzgünüz, moralimiz bozuk. İzleyiciler özellikle mahallenin şu arkadaki noktasında çok takılı kalmış. Çünkü gördüklerine gerçekten inanamayan insanlar oldu. Bununla ilgili çok fazla yorum aldık. Gidelim hep beraber tekrar çekim yapalım. Bakabiliriz abi. Konuşalım. Halkımızla konuşalım. Şu anda inanılmaz bir sıcak var. Kuştepe esiyor yani. Nasıl esiyor anlamadım da esiyor şu anda. Bizde klima var abi. Havada İnsanlar boşuna sokakta oturmuyor ya. Havanın klimaları yere geliyor. Ya şu an İstanbul'da esen tek yer burası olabilir. Ben anlamadım bu işi. O zaman İstanbul'daki herkes lütfen buraya gelsin. Gelin şöyle bir gidelim arkadaşlar. Geçen videoda Aşkın abiyle burada gündüz vakti yürümüştük. Bir de geceye bakın. Ya şöyle. Allah. Allah. İyi akşamlar. Eyvallah. Yine kalabalık olduk ya. Farklı bir görüntü. Yani gerçekten dünyada eşine benzerini aldıraksın. Teneke mahallesinde bir tane karı söylemişti ya, yemek lezzeti. Evet. Aslında gel yemek lezzetini göstereceğim ben sana. Yemek lezzeti. Bir tane az oynuyor. Nasılsınız? Çıkar. Yengem o benim. Amcamın karısı. Evet çocuk valla falan izliyorum. Allah çok sağ olun ya. Hayat nasıl abi? Abi iyi şükür. Nasıl geçiyor? Onlara geçiyor. İyi geçiyor. İyisiniz. İyi abi. İyi misin abi? İyi oğlum sağ olasın. Bak bu mahallenin en pis insanı ha bak bu. Kara damaklı Şakir. Çek onu çek bak. Çek onu çek. Çek onu çek. Çek onu çek. Bak kayınçam var bak ayağınında aslan gibi. Çağır oğlum elemanlarını sağlasın. Çocuklar devam et. Önemli diyor. Önemli diyor.
Baksana. Bir sokak lezzeti var. Tepecik videosunu gece izlediyseniz orada da size gece sokak yemeklerini göstermiştik. Burada da böyle sokak lezzetleri satılabiliyor. Burada da Paşa abinin yeri var. Paşa abi mi? Merhaba. Merhaba reis. Ne satıyorsunuz abi? Midye tava. Midye tava. Kaymak muhallebi. Fiyatlar nasıl abi muhallebide? 5 lira, 7 lira, 10 lira. Yani herkesin alabileceği... Öyle canım, biz de böyle alamıyoruz. Biz de öyle verebiliyoruz yani, sorun yok. Evet. Geçim böyle sağlanıyor burada. Gel. Aa bak abi bu karı... Türkan mıydısınız? Evet. Benim meşhur yaptım ama. Türkan abla öyle bir konuştun ki, öyle hissederek anlattın ki gerçekten herkes... Geri konuşsun. Bir çık şuradan da bir kamera görsün karıyı. Çık şuradan. Türkan ablaya tekrar selam verelim. Sizi gündüz görmüştük bir öncekinde. Bak bunu gece görün benim bakalım. Bizim hayatımız karanlıkta. Selam bir tufan da görün de bunu. Dikkat ne yaptınız? Oğlum siz orada. Bunu başkanımız dinlesin. Bu mahalleye yardım etsin. Bu fakirlerin halini görsün abi. Bir yardımcı olsun ya. Bizim yaşadığımız yere bir gelsin, bir görsün. Biz cumartesi günü ilk defa gelelim dedik. O gün fazla insan yoktu sokakta. Cumartesi böyle mi oluyor burası? Cumartesi değil. Her gece böyle burası. Her gece. Her gece. Ya kaça kadar böyle oluyor mesela? 5'e kadar. Valla 5'e kadar. 5'e kadar böyle. Abi şey vereyim mi? Yusuf sen de çıktın. Başlarım biraz sakın. Hayır Yusuf sen de rezilliğimizi göresiniz insanlar değil. Bu rezillikten meclis üyeleri utansın. Burayı bakan büyük milletvekilleri utansın. Bu insanlarımız böyle yaşamak istemiyor. Ama mecbur yaşıyor. Kimse bu vaziyette yaşamak istemez. Bazı insanlar diyor giremezsin dedi. Giriyorsun. Alkol bir şey diyor mu kardeşim? Abi o gün girdik çıktık. Herkes güler yüzüyle karşıladı ve çıktık. Bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu. Benim deneyimim de böyleydi. Ha, evet. Bizim insanlarımız yine böyle. Cana yakın. Moralleri bozuk yani. Teyip çalıyor oynuyor öyle bir şey de yok. Moralleri bozuksa moral ağlıyorlar belki akşama kadar. Bir anlık refleksle bir şey çalınır şu anda strit atsın diye oynuyordur zıplıyordur. Fakat bu vaziyeti görsünler. Burası İstanbul'un göbeği diyorum. Taraftan Rus arkası. Bu rezillik. Nasıl? Sana iki kelime söyleyeyim. Kareler yapının ne olduğunu bana söylesene. Bilmiyorum. Bilemezsiniz zaten. Ya dur bir dakika bunu. Dur. Gerek yok. Anlatacağım şu ki geçici değil. Tam bir el atmaları lazım. Burayı gerinde dönüşüm yapmaları lazım. Kirada da oturan insanlara ev verip aidat ödetmeleri lazım. Kimseyi evsiz bırakmamaları lazım. Rica ediyorum. Gerçekten insanlarımız mağdur. Ama yerinde dönüşüm yapsın. Bu insanlar ekmeğini burada kazanıyor. Yatarsan köyleri bu insanlar ölür. Ölüme bırakırsın yani. Afrika gibi ölüp git orada öl dersin. Buraya geldiniz sağ olun var olun. Bizim insanlarımız bu şekilde yaşıyorsa inan ki mecbur yaşıyor. İlgilenmez mi ya? Çok ayıp, bizim toplum dışı bırakıyorlar. Sonra da bize kızıyorlar. Bizim insanlarımız konuşmayı da bilir, her şeyi bilir ya. Sahip çıkılmak istiyoruz biz ya. Diyeceğim bunlar kardeşim. Yanlış bir şey dedik mi? Yok. E insanlarımıza sahip çıkılsın yani, gözden atılmasın artık ya. Ben bir kendi gül alamıyorum dayağımızı. Niye? Yokluktan. Sadece bizimle ilgilensin. Bizim çoluğumuzu çocuğumuza bak, gelecek çocuklarımıza yaşamıyoruz yani. Ama bizim geleceklerimize bir de sahip çıksın. Bak çocuk çocuğumuzun halini okuyamıyorlar. Doğru düzgün bir yaşantı yaşayamıyorlar. İşin cezaevinde. Ben bir gün ayağımı kestim, hastaneye gidemedim. Zenginlere yapmasınlar. Biraz fakirlere yapsınlar. Yardımcı olsunlar. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vay, çok geçmiş olsun. Aşağıda eğlence varmış. Tamam, konuş konuş. İsminiz neydi bu arada? Ben isim vermiyorum. Tamam. Tamam. Sadece sesini biraz yüksek versen. Ekmek olmuş 2 milyon. Tamam mı? Dur bir dakika. Ekmek olmuş 8 milyon. Bu garipler ne yapması lazım? Sana soruyorum. Eğer beni susturacaksan seninle iki kelemem var. Sana yarışırım. Sıkıntı yok. Akıl yaşta değildir, baştadır. Bunu sakın unutma. Tamam, başka kelime konuşmuyorum. İnşallah. Bu arada ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Videolarımıza hiçbir şekilde reklam falan almıyoruz. Bu vakte kadar da almadık. Ama büyük bir firma, şirket buraya herhangi bir yardım yapabilecek olan müdürler, iş adamları varsa buraya kendilerini davet ediyoruz. Buradaki adres belli. Videoyu çektiğimiz yer belli. Kişiler belli. Benimle iletişime artık geçmenize bile gerek yok. Gelip direkt buradaki insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Ve benim de hiçbir şekilde bu iş birliklerinden, reklamlardan bir beklentim yok. Zaten herhangi bir iş birliğini kanala, videoya
nereye alacak olursam bunu belirterek yaparım. Ama dediğim gibi büyük bir firma veya herhangi bir yardımda bulunabilecek o şirket sahibi olabilir. 3,5 milyondan daha fazla izleyicisi oldu bir önceki videonun tam burada çektiğimizde. Eminim ki bu videoda ona yaklaşacaktır. Bizim hiçbir beklentimiz yok. Gelip buradaki insanlarla direkt iletişime bile geçebilirsiniz. Yani gerçekten buradaki adres çok belli. Yani şu an tam olarak neredeyiz abi? İzzetpaşa Yıldız Sokak Mahallesi'ndeyiz şu anda. Tram Towers'ın iki arka sokağı burası. Bildiğiniz iki arka sokağındayız şu anda. Yani gelip bulmanız çok kolay. Geçmek zorunda değilsiniz ama bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Buraları bulamazsanız veya gerçekten o algıya kapılıp girmek de istemiyorsanız bizim e-mailimiz aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. mertosturkhello@gmail.com. Aşağıda da bırakacağım e-maili. Bu yolla da buradaki insanlara ulaşabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru inelim. Asker uğurlaması var. Çocuğumuz pislik içinde oturuyoruz. Şimdi arkamda gördüğünüz tabelada Alev Sokak yazıyor. Burası genellikle girilemez ve tehlikeli bilinen bir sokak. Ve şu anda biz o sokağa doğru yürüyüşe geçiyoruz. Gecesini görmeye iniyoruz. Gürkan gözlük öyle mi kalıyor? Çinler ile tabi şimdi de romanlar yapıyor böyle. Arkasında da neler oluyor görebilmek için. Yolda bunlar tezgahların önüne kuruluyor. Mahallenin de çoğu zaten çiçekçi değil mi? Sis olarak bunları satıyoruz. Bunlarla geçiniyoruz yani. Asıl geçim kaynağı Kuştepe'nin bunlar değil mi? Evet. Mert abi. İyi akşamlar. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Asker uğurlaması. Batuhan Kuzu. Her şeyin mahallede iç içe yaşandığını gösteren bir şey. Bugün asker uğurlaması var. Tüm mahalle bunun bilincinde. İnsanlar böyle kapının önüne çıkıp birbirleriyle oturuyorlar, akşam sohbet ediyorlar. İyi akşamlar. Akşam yemeği. Hayır, gelme. Gelmesin Mert abi. Milleti dövüyor abi sonra. Milleti mi dövüyor? Niye dövüyor? Kafasında sorun var abi. Şimdi Köz Sokağı'na doğru gidiyoruz. Bunların hikayesini anlatsana bize. Atlamıyor. Yok, atlamıyor. Öyle. İyi akşamlar abi. Abi nasıl bir işle uğraşıyorsun? Kuruduktan sonra ben bunları ayrı ayrı boyaya sokuyorum. Boyadıktan sonra tekrar bunları kuruyor. Önce boyuyorsun, boyadıktan sonra tekrar kurutuyorsun. Ya ayıptır sorması, nasıl bir kazancı oluyor abi buna? Ne kadar abi mesela? Bu şekil var, 30 lira tanesi. Senelerce yıllarca kullanırsınız. Bunlar dökülmez, şey olmaz. Genelde nerede satabiliyorsun bunu? İstanbul'un hangi semtlerinde mesela? Taksim'de, Şantay, Şişiktaş, Bebek yerlerine gidiyoruz. Mağazaları alıyorlar. Mağazaları süslüyorlar. Yani Bebek'te, Nişantaşı'nda gördüğünüz işte bu çiçeklerin arka planı burada yatıyor. Aynen öyle. Arkasında büyük bir emek var. Şunu sen sıfırdan ne kadar sürede bu hale getiriyorsun abi? 2-3 ay falan bir şey oluyor. Eline sağlık abi. Görüşürüz. Selam, kendinize iyi bakın. Görüşürüz Çetin amca. Görüşürüz. Az önce kutunu fırladı canlı. Daha fırlamadan. Ama öyle bir... Hiç atlama yok. Hep avlıyor orada. Nerede oğlum? İyi akşamlar. Bak bu da mahallenin fakiri abi. Fakir Seymenom. Valla en zengin köşesinde oturuyoruz. Ne güzel. Afiyet. Baktınız evinizin açık önünde. İyi akşamlar. Yolunuz baktınız açık olsun. Sağ olun sizin de. Bak buraları mesela çok durgun yani. Mahallede hem iki tane cenaze var. Bir asker uğurlaması bir de düğün olmuş. Mahallede iki cenaze var. İki cenaze var. Evet. İzlemeye devam et ama. Yavaş yavaş düğün sesi gelmeye başladı. Yavaştan iniyoruz. İçmek meşhur abi. Burada nargile içmek mi meşhur? Evet. Kapısının önünde çekiyor. En güzel keyif bu abi. İyi akşamlar. Şey mahallede kendi sokağını kendi temizliyor. Evet. Kolay gelsin. Köpeğine şeker misiniz? Nerede köpek? Burada abi. Adı ne bunun? Neydi? Nazo. Nazo.
Abi kamerayı bir kere tutabilir miyim? Şu an tutuyorsun. Merhabalar. Ablamız burada diyor ki biz İzmir'de beyin çorbasını da içiyoruz, yiyoruz da aslında. İlginç geldi size galiba. Ben ilk defa söylüyorum sabah kahvaltısında beyin deyince. Kahvaltı olarak ben de yemiyorum. Siz nasılsınız? Çay ortamı kurmuşsunuz kendinize galiba. Yürüme geldim okula. Seyrediyoruz biz sizi her gecesi. Neresi? Kuştepe düşündüğünüz gibi bir yer değil. Bir dakika. Kuştepe'de düşündüğünüz gibi bir yer değil. Hani öyle şey diyorlar ama öyle değil işte. İçiciler böyle dövülüyor, ediliyor. Öyle bir yer değil. Geldiğinizi siz de gördünüz. Mesela bir kadın olarak burada yaşamak nasıl? Bence çok güzel. Ben buradan başka bir yerde yaşayamam. Gece falan mesela rahat mısın? Mesela ben gece 4 kalıyorum. İşime çıkıyorum, izliyorum. Öyle mi? Evet. İşiniz de burada. Gelmek ister misiniz? Gelirim o. Allah. Tamam. Teşekkür ederiz. Bizim Türkiye'miz olduğu için burası. Düğün sesi iyice gelmeye başladı. Çünkü yaklaştık bir zaman. Şu an burada kalabalık olmamasının sebebi herkes düğünde mi? Aynen. Çoğu kişi aşağıda canı sıkılan düğünde. Bir dakika daha değil. Bir dakika daha değil. Bak kimse de yok. Burada parçalarsın bak. Burada parçalarsın. Gürkan'ı bir önceki videoda biliyorsunuz. Harika bir şarkısı var. Yeni çıkardığın parça. Sürmedik kendi piyasaya. Köksüzler. O zaman alalım senden parçayı. Ama gideyim şu an. Abi bu şu an var ya Kur'an şansını tanıdım. Vallahi bir tanıdım. Baksana abi. Daha kitlelere hitap edeceksin. Dur ya. Köksüzler bütün Zula'ya çökmüş. Polis mobesede yüzümüze gülmüş. Kanlı doyanlar erkenden ölmüş. Dostumla biz masada payı böldük. Kanlı doyanlar erkenden ölmüş. Ara sokaklarda çocuklarda neşter. Mahallem gençleri çok hızlıdır. Eşler. Abi yeter vallahi utandım şu an. Kur'an çalıştım. Tamam, yok ya. Çok o kendini fena kırıklara soktu. Ya kanka. Abi utandım. Baksana herkes bizi izliyor orada. Ne ya? Biz her zaman da çıktıyız. Baksana abi şu saç tıraşı. Bir saat uğraştırıyorum. Ustura vurduruyorum kafaya. Berbere ne kadar aralıklarla gidiyorsun? Sürekli yani. 3 günde bir gidiyor musun? Gidiyorum abi. Uzadığı zaman bak senin gibi olsun şu an ben berbere gidiyorum. Vallahi. Bu şekil olduğu zaman rahat hissediyorum kendimi, anladın mı? Ben metin çocuğum. Gürkan arkasını da görsün diye gözlüğü bu şekil takıyor abi. Selam. Bir tarafta da böyle gökdelenleri görüp farklı bir yaşantıda bir yerde görebiliyorsun. Aslında şu yoldaki kare inanılmaz çarpıcı. Buradaki sokağa bir bakın ve arkadaki binaya. Trump Tower'da değil mi orası? Trump Tower. Kuştepe gece. Kuştepe gece hayatı. Abi, Mert Ünder. Ünder değil oğlum. Neydi abi? Abi Cengiz de Fener'e geliyormuş abi. Evet. İyidir abi. Ne? İzliyoruz abi seni. Çok zevk alıyoruz. Valla. Daha berberimiz de bu abi. Berberimiz de o işte. Öyle benim berberim. Şimdi Gürkan'ın berberi. Aa işte o abi. Valla. 2-3 günde bir geliyormuş. Doğru mu? 2 gece bir geliyor abi. 1 günde bir. Ben her gün. Her gün geliyor. Çocuğu zaman çay şomraya geliyor abi. Biraz bıkmış gibisin bu durumdan. Çattın mı? Görüşürüz abi. İyi eğlenceler size. Berberimizi bile yakaladık valla. Şu merdivenlerden aşağı inip şimdi düğüne geçiyoruz. Şu anda flash'la ilerliyoruz. Karanlık burası. Zalimin Allah. Halican gidiyordu. Düşene gülünüyor mu arkadaşlar? Ha burada düşene Murat. De gülünüyor. Abi deze işte mahallemiz sıkıntılı. Murat sıkıntı büyük sende. Merhaba. Ne yapıyorsun abi? İyi abi siz ne yapıyorsunuz? İyi valla. YouTube'da görüyoruz. Öyle mi? Evet sizi YouTube'da görüyoruz. Like atın, like beğeni atın. Attım abi. Ben de merhaba. Merhaba. Düğüne denk geldik bugün. Çekime de izin verdiler. Size biraz da etrafı göstermek istiyorum. Bir şey söylemek ister misiniz? Efendim? Bir şey söylemek ister misiniz? Bugün mahalle çok neşeli. Bayağı bir. Her zaman artık burası kokuyor. Öyle etik. Ve Gürkan'ın teyzesi.
yeğenime asist yapacağım mı? Gençlerimizi kurtarın bu hayatta. Gençlerimiz Göztepe'de harcanıyor. Asker uğurlamasına doğru ilerliyoruz. Şu soruyu çok fazla almaya başladım. Yurt dışı bitti mi? Geziler bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ama biz böyle bir seri başlattık. Tehlikeli Mahalleler adı altında. Devam ediyoruz. Çok sürpriz bir ülke girecek çok yakında. Onu da şu anda söylemek istemiyorum ki büyüsü bozulmasın. Bomba bir ülke olacağına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ne yapayım böyle? Aa ben tek parmağımın üstünde böyle durabiliyorum. Mahallenin gençleri abi. Hoş geldiniz. Cumartesiniz güzel olsun. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Burası eğlenceli bir yer. Tam da düğüne denk geldik. Düğüne denk geldik. Düğün sezonu değil mi? Aynen. Yazın bize düğün sezonu oluyor. Aynen. Güzel denk çok geldi. Seviyoruz. Sağ olun. Bir isteğin var mı bizden? Canınızın sağlığı ya. Eğlenin yeter. Eyvallah sağ olasın. Can abin askerden tutuluyor mu? Güzel semtin aynen. Güzel delikanlıları. Eyvallah. Çoluk çocuk herkes sokakta ya. Yaş fark etmek sizin. Gece 12. Abi sömersiniz. Şu anda asker uğurlama. İsim neydi? İsmim Haydar, soyadım Polat. Bugün seni uğurluyorlar. Evet abi. İlk tıraşla mı başlıyoruz? Gel abi sen yap tıraşa. Gel abi. Gel. Senin de gel. Hoş geldiniz. Kafadan yap abi. Seni takip ediyorum abi. Vallahi takip ediyorum. Haydar'ı askere uğurluyoruz bugün. Şöyle bir de bizim de elimiz dokunsun. Bravo. Bravo. Oğlum ben onu aklına çöktüm. Alkışlamadınız ben. Allah Allah. Allah Allah. Kuştepe'de senin de askere bir katkın olsun. Sıkıntı yok. Burada biraz boşluk kaldı. Bir de kötü diyorlar ya. Alakası olmuyor. Abi sen... Kuştepe'de gece hayatını çekelim dedi. Kendimi berber olarak buldum. Ama bir asker uğurluyoruz. O yüzden bu yüce görevi keyifle üstlendim. Bravo sana, bravo! Güle güle asker sana. Güle güle yar saçları. Güle güle asker sana. Öbür eyalete geçiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yani Kuştepe'mizin de böyle kötü olduğunu kimse bilmesin. Kuştepe'miz her zaman için iyi bir yerdir. İnsanların misafirperverliğidir. Seninle zaten öyle olduğunu düşündüğümüz için sen de buradasın. Allah razı olsun senin. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kuştepe ovası, asker yuvası. Kuştepe ovası, asker yuvası. Askerin kralı. Elit dal oynamadan göndermeyiz. Elit dalı. Ailece video mahvoluyor. Ya olsun olsun. Abi o zaman video çekmeden bir tane daha. Asker abi. Asker abi. Asker gel. Asker. Terledik ama güzel oldu ya. Asker uğurlaması değil, asker uğurladık ya az önce. Uğurladık askeri. Yapışıklık çıkıyor mu abi? Kamerayı artık kıracaksın diye korkuyorum ben de. Çatladı. Çok çekmiyorum seni o yüzden. Çatladı bak. Ufak bir çatlak attın yani. Bizim yorumumuz olmasın. Artık izleyenler yorumunu yapsın. Hani abi bize yazmadılar biz benziyoruz mu diye bu çocukta. Bir bakın abi. Abi bunlar benzemiyor. Kim benziyor? Bunlar işte kardeş abi. Gelen geçen bandı ki kangür kangür. Bir çizik lazım kaşa. Eksikleri var abi. Biraz ufaktan eksikleri var. Güneşi bulunca haber ver. Abi yapma Ardan. Kuraman çocuk, hayal çocuğu. Selamünaleyküm dayı. Bu da buranın muhtarı abi. İyi akşamlar. Sağ olun beni. Vallahi hatırladım. Bakalım. Nasılsın abi? Bak görüyorsun. Parkımız yok. Çayı nerede içiyoruz? Bir parkımız olsa alacağız klimimizi, gideceğiz çayımızı içeceğiz. Kahvemizi, yemeğimizi yiyeceğiz. Çoluk çocuğumuz top oynayamıyor. Parklarımız yok. Evleri gördünüz ne ya değil mi? Bir evde kaç kişi yaşıyor? 4-5 tane yaşıyor değil mi? Bunlar bize yakışır mı? Bize sahip çıkan yok. Sahip çıksalar buradakiler öyle kalmaz. Yine de yaşıyorlar. Zor bunlar. Bak silah sıkıyorlar. Al şu evleri gösterir misin? Sahibinin ihtiyacı yok bak kimseye nerede? Kira vermiyor. Bak boşta. Para ihtiyacı yok. Burası onun, burası onun. Adamlarda var, para var, pul var. Bizde açız al.
Bak ne yiyoruz? Bayat ekmek yiyoruz. 2 günlük ekmek. Al ne yiyoruz? Peynir. Buyur. Soframıza bak. Aa yine bak yine yiyor. Al buyurun. Hadi ne yiyor? Yarısını Gürkan aldı. He yarısını o yer işte. Bu aç. Bunu biliyorum. Geçen salataları çaldı. Aşkın abiye de buradan selamlar söylüyorum. Aşkın abi teşekkür ederim. İyi akşamlar Başak. Kendinize iyi bakın. Güzel haberler bekliyoruz afiyet size. Afiyet olsun. Alkış. Üzerimizde Kuştepe atkısı olduğunu varsayın. Merhabalar. Ben Caner Karabağ. 32 senedir Kuştepe'deyim. Doğma büyüme yani. Karslıyım yani Ardanlıyım. Kuştepe'nin her sokağında, her deliğinde diyeyim. Çok güzel kardeşlerim var. Gelin iyi arkada kaldınız. Gelin evet. Abi. Semtimizi seviyoruz. Bazı kötü olaylar haberlerde insanlara yansıyor. Biz gece de gelelim dedik. Çünkü evet. Gündüzden ziyade gece daha neşeli ve insanların daha fazla sokakta olduğu bir ortam oluyor. Bugün o yüzden farklı bir yüzünü daha görmüş olduk. Ya gece gündüz burada sokaklardayız, dışarıdayız. Burada kimseye zarar gelmez. Burada kimseye zarar gelmez. Gelen misafir başkası üstüne ağırlanır. Kuştepe'ye girdik işte böyle oldu. Yok kovaladılar bizi. İkinci gelişimi böyle kalabalık bir şekilde geldiniz. Birinize bir tane zarar oldu mu burada? Ya sen değil başkası da gelse olmaz. Ama lütfen. Ya herhangi bir bizim... başkası girse mesela kamerasız, yabancı, burayı hiç tanımayan. Burası şimdi varoş semt olduğu için bir yabancı görüldüğü zaman böyle herkes dikkatli bakılıyor. Edin. Ama o normal yani, bir şey çünkü abi. Çünkü herkes kendi içine kapanık bir mahalle olduğu için evet. Dışarıdan gelen insan otomatik olarak çünkü tanımıyorsun. Burada herkes birbirini tanıyor. İnanın bana bak buradaki çocukları ben belki ilk defa görmem. Onlar belki beni tanıyor. Onları tanırım. Tamam tanımıyormuş bak ama ne oldu yanımda. Bak tanımadığı halde nerede? Kolumun altında. Bizde böyle. Bir tek futbol. O bizim kırmızı çizgimiz. Biz Kuştepe'nin hemen hemen her maçına gitmeye çalıştık. Bak. Burada bir arma var. Kuştepe öp armayı, spor. Öp armayı. 1967 bu arada. Aynen öyle. Burada her ırktan bir insan vardır. Ardanlıyım. Ben göçmenim. Ne bileyim Balıkesir, Çanakkale. Hiçbir ırk ayrımı yoktur bu şartta. Evet. Hepimiz kardeşçe büyüyoruz burada. Genel bir algı var ya. Tehlikeli bilinmesinin sebebi ne buranın? Oldu. Sütten çıkmış ak kaşık değil bu şart sonuçta. Yani ne oldu? Taksici girdi. Kendini bilmeyen birkaç kişi taksicinin parasını vermedi. Ne oldu bu sefer? 2-3 kişinin, yaptığı olay burada bütün semte yansıyor. Başka olaylar da oldu işte. Çatışmalar oldu. Kendini bilmeyen birkaç insan oluyor. Ön yargı olmasın. Siz gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Ya ben buradan burada yaşayan ailelere de sesleniyorum mesela. Çocuklarınızı okutmaya çalışalım mesela. Hani eğitim de önemli burada. Ha, 10 dakika önce bir olaylar vardı. Şimdi oradaki olayı ne yaptık? Oradaki olay kapandı bir güzel. Herhangi bir barış evet bir barış sağlandı. Şimdi burada masada hepimiz oturuyoruz. Sizi de gördük. Ben geldim böyle bilerek. Teşekkür ederiz. Gelin çay için çorba için çay var. Sağ olun. Bakın gördüğünüz gibi. Burada düğün var. Burada cenaze var. Bir asker eğlencesi var. Yan binasında taziye var. Bir taraf siyah bir taraf beyaz diyor ya inatçılık. Yani tam olayımız olarak bu. Duygu karmaşası. Tabii tabii. Ve... Ama bakın kimse kimseye ya kardeşim bizim cenazemiz var. Siz ne yapıyorsunuz demiyor. Cenazesi yani, olan matemini yaşayabiliyor. Evet. Yani burada bir savaş veriyor. Kuştepe'de bir savaş hali gördü. Çatışmadan bahsetmiyorum. İnsanların hayata karşı verdiği mücadeleden bravo. Bahsediyorum. Evet. Bu semtten bir tane çocuğu bir tane ormana at. Git bir de ne bileyim X bir semtten bir tane çocuğu o ormana at. Yemin olsun bizim çocuk çıkar gelir. Çıkmasa bile orada yaşayacak alan kurabilir kendini. Onu biz nereye gitsek çocuklarda görüyorum. Yani evet. Hayat mücadelesi çok erken yaşlarda biz başlıyor. Biz nereye gitsek aç kalmayız. Kendimizi hayatta ezdirmeyiz. Şu an senin yaptığın mesela buradaki çocuklar diyecekler ki ben Mert abi gibi olmak istiyorum. Hani benim idol olarak Caner abi. Biz mesela türbün olarak mahallemizi İstanbul'un her ilinde biz temsil ediyoruz mahallemizi. Ve iyisiyle de kötüsüyle de yani. İyisiyle kötüsüyle. Ama şöyle işte düşün. Halimize bak. Bir de şöyle düşün yani. Koca İstanbul her yere 5 dakika birader. Düz yere bak. Kafası mesela içiyor içkiyi. Geliyor adam dil selam vermeyi bilmiyor. Ondan sonra dayağı yiyor. Kolu bacağı kırılıyor. Diyor ki Kuştepe böyle böyle. Adam gibi gel selamını ver git kardeşim. Girilmez diye böyle. Ya sen ne diyorsun oğlum? Her yere girersin anladın mı? Ben İzmir'e gittim. Selam aleyküm kardeşim nasılsın iyi misin? Tık girdim selam verdim bir çay içtim çıktım. Anladın mı? Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk tekrar. Biz de memnun olduk Mert. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen sen tutun. Hayat arkasına çabuk. Telefonum nerede benim ya? Hadi iyi akşamlar diliyoruz iyi akşamlar. Herkese. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Herkesi bekleriz bu arada. Bu videonun altına yorum yap, beğeni yap, buraya çık gel. Buradayız. Geçtiğimiz videoda gündüz geçtiğimiz bu ara mahalleden geçiyoruz ve Kuştepe'yi buranın sonunda video olarak sonlandıracağız. Hayırdır kardeş, neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Mahalleyi çekiyoruz abi. Mahallenin neyi çekiyorsun baba? Müteahhit misiniz siz? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Selena gibi adamsın. Bir an çıkıyorsun bir an yok oluyorsun. Ne istiyorum abileriniz? Ha? Bize tehlikeli dediler bu mahalle. Biz de gelelim dedik. Yalan mı abi? Neresi tehlikeli? Olsaydı adam çıkartıp atlatırdı yani. Mahalle tehlikeli değildi. Bu işleri yavuşak.
Bu yokuş var ya, bu yokuş besmelesiz çıkılmaz. Orada besmeleyi çekeceğim. Ya Allah, bismillah. Öyle bir yokuş baba. İşte çıkılmaz. Şu anda böyle bir yokuştayız. Aynen. Çıkalım mı bu arada? Besmeleyi çeksen çık, tamam mı? Bismillah. Açayım o zaman senin şeyine kal. Evet, bugün Kuştepe'nin bir de gecesini görmüş olduk. Gel yeğenim. İyi akşamlar. Bir de gecemizi anlatın. Bizim gecelerimiz olmaz. Her gün bizim gecelerimiz neşeli olur. Her gece mi? Yani her sadece gece, cumartesi. Her gün. Sadece cumartesi değil. Her günümüz aynı. Baba bize iki tane bira. Her gün biz eğlenmesini biliriz. Biram olsun o kadar. Kaşar zaten bu ya. Hani millet kalkıyor diyor yani Kuştepe'ye girilmez edilmez. İnan işte çalıştım. Millet Kuştepe'ye paket atmak istemiyordu. Ben götümü yırttım, affedersin. Bir gün benim paket arkadaşım geldi buraya. Adama adresi tarif etti. Adamı adrese kadar götürdü. Adam bana geldi. Ne dedi biliyor musun? Anne. Kardeşim de ben de bu mahalleyi böyle bilmiyordum dedi. Yaşayan biliyor, yaşamayan bilmiyor. Şimdi mahalleye giren, girmeden dedim ki burası kötü bir mahalle. Öyle biliyorlar. Aslında çok iyi bir mahalle. Buraya girmeden burayı anlayabilmen mümkün değil. Mümkün değil, aynen bak. Sen de buraya geldin, ama gördüğün nasıl bir şey oldu sana göre. Şöyle, yabancı bir insan burada elini kolunu sallayarak gezebilir mi? Hayatta gezemez. Kimse gezemez. Bunun gezemez. Nedeni ne peki? Biz yabancı insanlara burada tolerans gösterdiğimiz sürece ya birimiz darbeymişizdir ya evine hırsız girmiştir. Kazanmasını da iyi biliriz, yemesini de iyi biliriz. Elimizi çok iyi biliriz. Biz romanlar böyleyiz. Tatlısı yaşamayız. Sessiz de yaşamayız. Ama biz kötü bir insanlar değil yani. Biz insan yemiyoruz. İyi bir insanız biz yani. Biz de bir Türk vatandaşıyız. Türk bayrağı yaşıyoruz. Var mı? Şu mahalle hep ön yargılı yaklaşıyor. Lan bak, söyle kızım, sen söyle. Siz de bir şey söyleyin ya. Sizden de yorumunuzu alalım. Yani hep erkeklerden alıyoruz. Kötü çıkmıyorsunuz. Gerçekten güzel çıkıyorsunuz bu arada. Hep erkeklerden biz görüşünü aldık. Şimdi bir de sizden alalım ya. Ne düşünüyorsunuz bu geceler hakkında? Geceler sessiz, sakin, gayet hayatımızdan memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Mesela gece kaça kadar burada oturuyorsunuz? 3-4-5. Bunda ne lan? Sudunu kapatıyor kızım. Ne fındası diyeceğim? Kapı kapatma, suratını kameralara karşı. Güzellik yansıtıyor. Memnunsunuz yani genel olarak. Evet. Çıkma evet. Koğulun bıçaklarını neye bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarıda kaldı abi. Abi bize kimse ön yargıyla yaklaşmasın hiçbir şekilde. Biz iyi insanlarız. Hani girmiyorlar etmiyorlar ama Allah var şimdi yukarıda. Bu adamın iki tane yabancı misafirini biz çok güzel ağırlarız. Sana en kısa örnek verdim. Çıkmak istemez buradan. Bir kere iki gün bir kere takıldı mı, içimize girdi mi, çıkmak da bırakmak da istemez bizleri yani. O kadar cana yakın bir insanlarız biz. Çekil esnafız biz. Onu ben de gördüm. Yani harbiden içinde bulununca çıkmak istemeyeceğim bir eğlence var zaten. Önemli yani... olan içeri girmek. Dışarıdan bakıp da adam da bakıyor. Ya bunlar yer mi içer mi? Lan bizi öldürecek mi kesecek mi? Lan bir gir de gör bakalım nasıl bir şeyler var. İnsanlarda nasıl bir sıcak kan var. Bir de genel olarak olay eğlence üzerine. Yani eğlence. Evet öyle değil. Roman mahallelerinin aslında hepsinde Türkiye genelinde olay eğlence üzerine. Romanları ya. Polisine saygısızlık yapmaz. Ne taş atar ne bir şey yapar. Dayak teyar. Çiçekçi gidiyor yoluna. Dayak yiyor. Ekmenli adam. Belediyeden dayak yer, polisten dayak yer, kimseye bir şey demez. Ağzını kapatır, çiçeğini kırdırır. Gelir evine ne aldıysa alır. Başka adam ne yapıyor? Hayırdır lan? Seni keserim, vururum. Vardır, tanıdığı. Ne yapar polisi? Görevden aldırır. Bizim neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Tak boyun büküyoruz. Tamam abi, doğrudur abi. Çekiyoruz, geliyoruz evimize. Bir kuruşsuz. Malımızı kırdın, ekmeğimizi aldın. Geçim için, sonra... geçim için ne yapıyorsunuz mesela? Geçim için bu işte. Çiçekçisiniz yani. Çiçekçiyiz. Biz hurdacıyız adam. Alviye köydeyim mesela. Ben de. Alsa, kırsa, bitiyor. Boyun büküyoruz. Hani bir kalkıp da kafadalık yapmıyoruz. Ben daha yeni işten ayrıldım mesela abi. Ama şurada belediyemiz, zabıtamız, polisimiz kalkıp bir şey yaptığında ama yarım saat sonra gelip burada çay içen adamlarız biz. Abilerimizle, polislerimizle. Adam o dakika görevini yapmak zorunda. Bu işler böyledir. Bizim tek sıkıntımız abi bize hep ön yargı. Ben mesela işe gireceğim. Nerede oturuyorsun? Kuştepe'de. Tık arka plana düşüyorum. Hep romanlarımızı evet. Kötü tanıttıkları için hep biz böyle geri planda kalıyoruz. Peki işlerde. Burada yaşayacağız roman değil. Bak içimize girip çıkan. Evet. Ben doğma büyümle buralıyım. Aslen de Orduluyum, bak Karadenizliyim. Evet. Ama nerede oturursun? Kuştepe. Bu mahallede yaşadığınız en kötü anı nedir yani? En kötü anı biz belediyede. Kışın olur hiçbir şekilde bir yardım getirmezler. Bizim yaşlı insanlarımız var. Biz her şekilde parayı buluyoruz. Alnımızın terini atarak buluyoruz tabii ki. Mücadele veriyoruz. Ama yaşlı insanlar burada ne yapıyorlar kışın? Ondan bundan bir şey bekliyorlar. O getirirse bir parça yerler. Kışın her yerde üzün.
görüntü her yerde kalır. Ki ben bir de şeyi sorayım ya. Çok negatif şey yaptık. Mahalleyle ilgili pozitif. Bu mahallede bu olay süper diyeceğiniz şey nedir? Birlik, beraberlik. Başka yani hiçbir şeyimiz yok. Artı cenazelerimizde, düğünlerimizde hep beraberiz. Kavga yapalım. Tatsız olalım ama düğünümüzde, cenazemizde hep beraberiz. Abi biz en yakın arkadaşlarımızla kavga yapsak şurada. Ertesi günü kalkar oturur bir çay içer. Bizim uyumuz bu. Biz her zaman birlik beraberiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet. Baba biz teşekkür ederiz bizi bu kadar önemsediğiniz için. Estağfurullah. Niye önemsemeyim? Ben sizin videolarınızı da izliyorum ama bizi bu kadar önemsediğiniz tek YouTuber'sınız yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Bana sorun ben. Merhabalar önce. Merhabalar. Hoş geldiniz semtimize. Güzel şeyler yaptığınız için tebrik ediyorum. Şöyle, siz bana sorun. Ben size söyleyeyim. Biz sana ne soralım? Soruyu kendin yaratalım. Ben yaratayım. Ben roman olmaktan gurur duyuyorum. Biz bütün roman camiasına öncelikle sesleniyoruz. Kavga dövüş yaparsak bizi kimse kabul etmez. Ben seni geldim roman değilsin. Evet. Ama her zaman başımızın üstünde yerim var. Sen beni tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Ama nedir? Sevgi saygı her zaman önde gider. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Reis filminde oynadım. Rolüm Çingeneaylı'ydı. Sizin asıl mesleğiniz oyunculuk. Benim oyunculuk da var. Orada bir apartman var. Romanlara geldiğinde kesildi. Biz vatanımıza, milletimize sahip çıkıyorsak bizim istediğimiz de devletimizden bize sahip çıkmaları. Yıl olmuş 2023. Daha Roman vatandaşı barakaların içinde yaşıyor. Mecliste bir tane Roman vatandaşımız dahil olmadı. Fark etmiyor. A parti, B parti. Sesimizi duyan olursa olur. Size biz neye teşekkür ediyoruz? Buradan da sesleniyorum. Bu arkadaşlara lütfen destek olalım. Kanalını takip edin. Kötü bir şey yapmıyorlar. İnsanların cesaret etmediği yerlere kendileri giriyorlar. Şu anda evi olmasa yemin billahi ederim bu adamı ben evimde yatırırım. Tanıyor mu? Tanımıyorum. Hoşgörü bize önemli. Teşekkür ederiz. Biz ağzınıza teşekkür ederiz. Sağlık. Memnun oldum tekrar. Kanalı takip edin. 10 numara iş yapıyor. Ayrıca teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizi. Görüşürüz. Bu sokağın ismi ne? Dedi Gürkan. Hudut mu? Ayazma. Buradan sonra da. Ayazma. Ayazma. Gürkan bizi yanlış yönlendiriyorsun. Gürkan. Abi seni rehber aldık. Sen diyorsun Hudut. Ben seni izliyorum reis, rahat ol ya. Eyvallah, sağ ol. YouTube'dan bütün her şeyini izliyorum. Öyle mi? İzmir. En beğendiğiniz video neydi? İzmir mi? O bayağı konuşan var ya kızanı beğenmeli. Al sen dondurmanı ye, bırak şimdi. Tepecik mi? Aynen. Doğru diyor, aslan parçası. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her gece böyle mi? Evet. Her gece buradasınız böyle. Evet, saat 3'e 4'e kadar. 3'e 4'e kadar. O zaman gündüz biraz geç başlıyor. Zaten hava sıcak. Evet. Çoluk çocuk var abi. Bu tarafa çeksen abi. Siz burada yaşıyorsunuz. Bu evde mi? Evet, burada yaşıyoruz. Evet. Nasıl? Memnun musunuz hayatınızda? Mahalleniz nasıl? Bir kadın gözüyle yorumlarsanız. Kuştepe hakkında ne dersiniz mesela? Neşeniz yerinde yani. Siz konuşmasanız bile yüzünüz gülüyor. O yeter. İyi akşamlar. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar abla. Abla gel abla. Aynısını yapmıyorum. Halle okula yapıyor. Duruyoruz. Biz de çekimlerde. Biz emekleri Nurgül abla. İsmail yine geldin. Kendini de göstermiyorsun. Bak Ozan gelme bana. Madem göstermiyorsun. Evet. İyi akşamlar. Sanırım geçiminize çiçeklerle sağlıyorsunuz. Evet. Çiçekle sağlıyorum ama çok zor sağlıyorum. Keşan'a gidiyorum ben, bunları topluyorum. Toplamak için. Toplamak için bu sıcaklarda. Tek başınıza. Evet. Yılanların içinden topluyorum ben bunları. Koyuyorum, bağlıyorum. Aylık geliriniz ayıptır sorması. Sadece bu çiçekten nasıl oluyor? Hiç olmuyor aylık gelirimiz. Ek işimiz de yok, sigortamız yok. Sadece bunu yapıyorsunuz. Sadece yani. Bunu yapıyoruz. Yaptığımız başka bir bu şekilde de evinize erzak alıyorsunuz. Aynen öyle yapıyoruz. Allah sağlık versin de çalışalım. Biz daha çiçekten geçiniyoruz. Hepiniz çiçekle mi geçiniyoruz? Evet, hepimiz aynı çiçekten geçiniyoruz. Başka bir geçimimiz yok yani. Yani düzenli bir gelire dönüşüyor yok mu peki bu? Hayır. Çocuğumuz bir işte çalışmıyor. Trafikte su satıyorlar. Belediyeler, polisler kovalıyor. Biz de bunları ormana gidiyoruz. Dağdan bayırdan toplayıp ekmek yiyoruz. Yazın bunu yaparız. Kışın taze çiçek satarız. Kur parkın orada hemen kuşu bir grafiti. Şimdi Nisa Serezli Parkı'nın önünden geçiyoruz. Bu parkın özellikle Murat için bir önemi varmış. Murat. Bütün gün çocuklarla burada toplanıyoruz. Burada hani geziyoruz, eğleniyoruz. Burası bizim park. Yani... Parkın adı bizim park. Aa bak benim dostum Berat orada yatıyor, beni bekliyor temizden biri. Aleyküm selam, nasılsın? İyi valla, nasıl gidiyor? Bizim evimiz burası. Birazdan denize kaçacağız ya, motorlar gelecek. Nereye? Başımız nereye, gözümüz ilk. Kastamonu bebek, Akkari Şırnak, kafamız nereye eserse. Şimdi bebek tarafı mı? Abi bebek, abi nereye, deniz olsun bize yeter diyorum sana.
Valla. Abi dalga olsun, tamamsın. Burası niye keyifli sizin için? Şimdi biz buraya geliyoruz. Morali bozuk olan oluyor. Makara yapmadı, gerçekleri anlatıyor. Bak, ufaklığımızdan beri burası Kumlu Park diye geçiyor. Kumluyu da eskiden. Dümen şimdi yapıyordu. Burası böyle oldu. Altın Çocuklar diye geçiyor bu parkın ismi. Altın Çocuklar. Aynen. Kuştepe'nin toplandığı park burası abi. Aynen. Mevzu falan oluyor hemen buraya falan. Toplanıyorlar, moplanıyorlar falan. Burası toplanma alanı. Buranın güzellikleri bu şekilde. Şimdi bir insana nasıl yaklaşırsan öyle bir karşılık alırsın abi, anladın mı? Dayı, ben bir şey söylemek istiyorum. Hayaller yaşanabilseydi güzel olurdu ama. Kaderimiz battı. Ne yazık ki buymuş. Abi oraya hemen bir tane böyle duygusal bir müzik. Değil mi abi? Verdim, bunu uzatacağım. Tamam abi. Görüşürüz. Burada da bayağı bir grafiti var. Böyle güzel bir sokakta bu videoyu kapatalım istiyorum. Orada bir duvar kapatalım. Daha varmış. O duvarda kapatalım o zaman. Koçtepe Spor yazıyor. Oo. Gerçekten bu videoyu kapatacaksak o duvar bu duvar olmalı. Kuştepe 1967 değil mi? Ultras. Bizimle birlikte olan herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sedat Eyüboğlu ve Özcan Keskin abilerimize de buradan ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bu videolara vesile oldukları için. Eğer dışarıdan gelen izleyicilerdenseniz kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Videonun ve videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da tıklamanızı istiyorum lütfen. Videoyu burada kapatıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Üstümde emanetim belimde, her şey yerinde mahallemin içinde. Gucu üstümde emanetim belimde, her şey yerinde mahallemin içinde. Bir kız gördüm mahallemde, çok cici cici, Nike Adidas değil. O gucu gucu, bir kız gördüm mahallede, çok cici cici, Nike Adidas değil. O gucu gucu, iğne gelsene, beni vali desene, ya habibi gelsene, ya habibi gelsene. İstiyorum büyük paralar, vereceğim beni yaralar. Çıkmak istiyorum, veda gay, veda vay, çıkık duvarlar. Gucu, Kuştepe bekleriz.